Merhabalar bu haftaki kitap incelememiz Sevim Burak'ın ilk kitabı, ilk öykü kitabı olan Yanık Saraylar olacak ki 1965 yılında ortaya çıktığında hakikaten dönemin edebiyatı içinde de özel bir yerde olan bir eserdir Yanık Saraylar ki 1950 kuşağı hikayecileriyle, öykücüleriyle bir değişim rüzgarı başlamıştır edebiyatımızda. Onların içinde sayılmaz Sevim Burak Yanık Saraylar kitabı. Onların içinde değildir Sevim Burak. Sevim Burak o zamanın edebiyat kanununa dahil değildir. Ama ben onu şöyle tanımlıyorum. Türk edebiyatı düşen atom bombası yani bizim öykücülüğümüze düşen atom bombası olarak yorumluyorum Sevim Burak ve Yanık Saraylar kitabını. Sadece 6 tane öykünün yer aldığı bir kitap. Ama gerçekten çok ama çok farklı. Bu farklılığını zaten sizlere göstereceğim. E, kitabın özel baskısından göstereceğim daha büyük sayfalar ve görselleriyle birlikte ama gerçekten bugün dahi yani günümüzde dahi Sevim Burakça ya yani ona yaklaşabilen bir yazarımız pek yok. Hani en yaklaşabilmiş yazarımız Ali Teoman. Hani Ali Teoman'ın e, öykücülüğünü, hayatını, eserlerini anlatırken o zaman bahsetmiştim. Ya yani bugüne kadar Sevim Buran'ın zihnine, Sevim Buran'ın anlatım tarzına en yakın öykücümüz Ali Teoman. Ama tabi ikisinin dertleri çok daha farklı. İkisinin e, anlatıma, anlatım tarzları çok daha farklı ama zihin olarak en azından e, birbirlerine yakın olduklarını ben en azından rahatlıkla e, söyleyebilirim. Yanık Saraylar Afrika Dansı'na göre ki aralarında ciddi bir yıl farkı da var. Yaz, yazarın ikinci kitabına göre. Nispeten daha kolay okunabilen bir eser. Ama bu daha kolay okunabilen eserde dahi biçimsel anlamda pek çok farklılığı görebiliyoruz. Yani daha önce yani o dönemin edebiyatında dahi ki 1950 kuşağı öykücülerinin dediğim gibi işte Leyla Erbiller, Bilge Karasular daha pek çok isim sayabiliriz. O kuşağın öykücülerinin farklılıklar yarattığını, farklı tarzlar kullandığını biliyoruz. Ama Sevim Burak her öyküde farklı farklı biçimsel hareketleri olan ve farklı bir anlatım tarzının olduğu şiirin dilini ve şiirin dizilim yapısını fazlasıyla kullandığını ve bunun haricinde de başka başka biçimler kullandığını da görebiliyoruz. Meselesini de özellikle Ahya Rab Yahova öyküsünde ki kitabın da en hacimli öyküsü hem de kitapta ki Siref Katmalı Ev ilk öyküde çok net belli ediyor meselesinin ne olduğunu işte kendi ailesinden kendi anne babasından kimi meseleleri var Sibin Burak'ın. E, onun hayatını çok detaylı anlatmıştım. O videoda isteyenler bakabilir. Keza Afrika Dansı'nı anlatırken de biraz bahsetmiştim. E, o yüzden o meselelerini bu kitapta çok net görürüz ama kadın meselesinde kadına dair, kadının ortaya çıkmasına dair kadının kendini var etmesine dair meseleyi de kitapta Yer yer görebiliriz. O yüzden de dönemine göre hem anlattıkları itibariyle yani meseleleri itibariyle hem de dilin kullanımı biçimin kullanımı açısından hakikaten çok özel bir eser yani. Ee, Yanık Saraylar. Ee, ki bu kitaptan yani Yanık Saraylar ki bu 50. yıl baskısını da göstereyim bu arada. Ee, bir de e, şu anki normal baskısını da göstereyim. Yani Yanık Saraylar'ın bu ee, şu an piyasada olan baskısı, bunu bulamazsınız. Hangi sayfalardan bu tek basımlık 50. Yıl baskısı kitabın. Ama yani e, bu iki kitap en azından e, bu baskısı var. Onu e, yani ulaşabiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Allah bu da tabii ki çok numara almış özel baskısı, çok da güzel bir baskısı var. E, Ahyerap yağı var. Kitaptaki en hacimli öykü dediğim gibi bir e, günlükle. Devam eden o da bir çift saray farklı bir öykü. E, günlükle devam eden bir öykü. O öyküden şu kitap çıkıyor. Sahibinin Sesi. Bu bir tiyatro oyunu. O öykünün tiyatro oyunlaştırılmış hali diyebiliriz. Oradan isimlenerek yazdığı hali. Bu da ilk baskısı. İşte Adam Yayınları 1982. E, baskısı Sahibinin Sesi. Ve şimdi e, artık Yanık Saraylar'a geçelim. Yanık Saraylar'da. Sarkis'in fotoğrafları da var bu arada. Yani e, ve Sarkis'in çektiği fotoğraflar var. Bu fotoğraflar e, uçları yanık. E, mesela bir örnek göstereyim. Uçları Sarkis tarafından yakılmış Böyle fotoğraflar ve görseller de var. Yani her şeyde özellikle bir kitap. söylemem gerekiyor. E, benim için de çok özel. E, özelliği şu. E, Modern Soslu Postmodern Makanlığın girişteki alıntısında buradaki ikinci öykü olan pencerenin giriş bölümünü alıntılamış alıntıladım o açıdan da yani bu kitabın özellikle o pencere öyküsü benim için bu kitaptaki en özel öyküdür nedenini anlatacağım sizlere çok önemli ayrıca üçüncü dosyamda yer alan geldiler diye bir öykü var prolokta yayınlandı yani internetten okuyabilirsiniz ve erişmeniz mümkün bu öyküye Geldiler de zaten Sedef Kakmalı evin girişinin pahdişiyle oluşturulmuş. Onun üstünden benim bambaşka bir kurgu geliştirerek yazdığım ee, ama aynı dizilimle, oradaki dizilimi kullanarak yazdığım bir öykü. O yüzden hani e, Yanık Saraylar ve Sevin Burak zaten benim için çok çok önemli bir yazar ama Yanık Saraylar da benim için, kendi edebiyatım için e, öykücülüğüm içerisinde de Ayrıca bir yeri var. Evet şimdi sedef katmalı eve gelelim. Şimdi öncelikle bir dizilim göstereyim size. Gördüğünüz gibi şiirin yapısını kullanıyor. Yani manzum bir yapı kullanıyor ama sonra bu manzum yapı tabii ki düz yazıya da geçiyor. Yani işte şuradalarda da düz yazıyı görebiliyoruz. Düz yazı öykü anlatımında görebiliyoruz öyküde ama manzum başlıyor. Ve çok güçlü ve ses de başlıyor. Geldiler. Çok yorgundular. Sokağın başına dizildiler. 8-10 kişi vardılar. Bunların ardından kadınlar göründü. Çok yavaş yürüyorlardı. Yan yana sıralanmaları uzun sürdü bu yüzden. Ayakları çıplaktı. Erkeklerin önüne çömeldiler. Birden elleri kolları kımıldamaz oldu. Kadının birinin kucağında Ziya Bey'in küçüklük fotoğrafına tıpkı tıpkısına benzeyen bir çocuk vardı. Nurperi Hanım Ziya Bey, Ziya Bey diye bağırdı. Ziya Bey Geri çömelik kadının kucağından ona baktı. Olup bitenlere ilgi duymuyordu diye böyle devam eden gördüğünüz gibi çok tempolu başlayan yoğun bir öykü. Bu evler, konaklar özellikle kuzguncuk e, önemlidir e, hayatında, sevim hayatında. Ve bu ev imgesi, evi eve tutunma ki bu öykü eve tutunma öyküsüdür bir bakıma. Ziya Bey ve Nurperi Hanım üstünden. Nurperi Hanım'ın eve tutunmasını onun elinden Ziya Bey ölmüştür. Onun elindeki evin gidip gitmemesi meselesi üstüne kurulmuş bir öyküdür. Ama e, gördüğünüz gibi böyle bir sesle başlayan gibi bu ses devam eder yani. Sonra da e, bir sonraki sayfada da, geldiler. 8-10 kişiydiler. Ellerinde ağız harmonikaları vardı. Hepsi gençti. Nurperi Hanım yiyecek sepetini açtı. Çok keyifliydi sepetin en dibinden binlik rakı çıkardı. Cıvıl cıvıl bir sesle arkadaşlarınız nerede dedi. Ağaçlar aralandı. Bir o kadar genç dağa çıktı. İki sıra aydınlık göz gördü Nurperi Hanım. Gerilerde bir yerde Ziya Bey bağlar başı kısıtlı tramvayını bekliyordu. Diye böyle yine o e, mısra dizilimi yani şiir dizilimi devam eden bir öyküdür. E, Sedef Kakmalı ev öyküsü. Dediğim gibi ev imgesi üstüne kurulmuş. Ee, ve e, işte anlatımdaki farklılıkları görmek için tekrar şuradan da gösterebilirim. İşte e, harf aralıklı harf kullanımları ki bu aralıklı harf kullanımının başka öykülerde de e, devam ettirir Sevim Burak. E, pek çok biçim kullanıyor dediğim gibi. Yani tek bir biçim üstünden ilerleyen mesela örneğin işte bir manzum halde başlayan ama sonra bildiğimiz düz yazı dizilimiyle devam eden bir öykü kurgusu. işte anlatım kurgusu değil Sevimruan yaptı. Her öyküde neredeyse birbirinden farklı anlatım tarzlarını kullanıyor. İşte bu öykünün sonunda bir satı, bir harf boşlukla yazılmış. Demin gösterdiğim gibi işte bir anlatım da söz konusu. Yani çok fazla farklı anlatımları var. Şimdi pencere öyküsü kitaptaki ikinci öykü. Burada bir kadın var ve kadın pencereden bir başka kadına bakıyor. İntihar etmek üzere olan bir kadına bakıyor. Ee, ve metnin içerisinde yani metnin başından itibaren hakikaten iki kişi mi var? Yani bir gözlemci ve bir gözlenen mi var yoksa kişi aynı kişi mi? Gözlemlediği yer aslında kendimi kısmı biraz muallak. Onu e, söylemem gerekiyor. Artık her okuyan için kendine ait bir durum söz konusudur bu öyküde. İki gündür karşı apartmandaki kadının intihar etmesini bekliyorum. Belki de etmez. Ne düşündüğünü bilmiyorum onun. Gizli kapaklı bir amacı olabilir. İki gün oldu tam. Bir pencere bitince öbürküne geçiyorum. Pencere önünden durmaktan biri vazgeçsem kurtulacağım. Bütün pencerelerde dolaşıyorum. Kadın da o yüksek terasta çabuk kaygan adımlarla yürüyor. Terasın tehlikeli uçlarına gidiyor. Duvara çıkıp ipleri çamaşırları geriyor diye böyle devam eden. Bir anlatım var ki sonra da şöyle bir düz yazı e, anlatımına da devam ediyoruz. Yani sadece e, bir dediğim gibi şiir anlatımı yok. Ama sonra da şöyle bir anlatım da devam ediyor. Yani şiirin manzum dizilimi e, metinlerinde çok ciddi. Yani yanık saraylardaki metinlerinde, bu kitaptaki metinlerinde fazlasıyla özellikle giriş kısımlarında ve öykünün devamında da bunu e, yapıyor. Bu şekilde kullanımı var. E, pencere öyküsü benim dediğim gibi çok etkileyen bir öykü. Bu işte iki gün oldu tam kısmına kadarki kısmı. Modelsos modern, modern makarnanın e, baş tarafını alıntılamıştım. Çünkü çok enteresan bir başlangıç. Çok merak uyandırıcı ve çok güçlü bir başlangıç. Bir gözleyen var. Karşı balkona bakıyor. Karşı bina eve bakıyor. Ve oradaki kadın intihar etmek üzere Ama intihar etmiyor. Ve sürekli onunla birlikte yaşanan bir gerilim var. Yani Öykü boyunca o gerilimi e, siz de hissediyorsunuz. Acaba intihar etmek isteyen kim tabi burada? O da e, metnin önemli yani öykünün temel e, meselelerinden bir tanesi. Şimdi Yanık Saraylar öyküsü ise e, aslında çalışma hayatı. Yani bir kadının çalışma hayatıyla ilişki, o dönemin kadınının kendi varoluşunu, kendini var etmesiyle ilişkili bir öykü olduğunu söyleyebilirim ki işte başında da şu fotoğraf var. Onu da göstereyim. Şimdi Yanık Saray'daki anlatımın, yani Yanık Saray boydan boya neredeyse çok farklı biçimleri kullanan, cümlelerle, kelimelerle oynayan, biçimsel olarak da oynayan, dili kıran, ben hep Sevim Burak'a dili kalemiyle kıran, dilin kurallarını kalemiyle bozan, kıran yazar olarak e, söylerim ki kendi adını, soyadını ters çevirip öykü içerisine yerleştirmiş Afrika Dansı Öyküsü'nde e, kitabında yapmış bir yazardan bahsediyorum. Mives Korup der kendine. Hakikaten burada da zaten ayak izlerini, o Mives Korup'un ayak izlerini şu öyküden görebiliyoruz. Yani dizinin böyle gördüğünüz gibi. Çok ilginç bir dizilim. Büyük harflerle başlıyor zaten. Büyük harflerle başlayan bir yazı. Ve sonra ee, savrulan kelimelerin olduğu bir dizi. Demir kapıdan girdiler. Yeşiköy, yol, kadın. Uğraş düzeninin koridorlarından geçtiler. Artları sıra yürüdü. Odalar, pencereler. Birbirini arayıp buldular. Tüm ayrıntılarıyla kapılar, anahtarlar, kilitler, Yerine takıldı. Kuruldu çalışma yüzeyi. Yeşiköy, yol, kadın. Büyük kasalı odadan girdiler. Küçük kasalı odadan çıktılar. Hassas, evrak katipleri süslü kalabalık. Aynalı koridorların içinden geçtiler. Çoğalarak yürüdüler. Zengin, asil, kibarız dediler. Gördüğünüz gibi işte uğraş düzeni dediği ve çalışma yüzeyi dediği aslında bir çalışma hayatını ifade eden, anlatan, bize belirten bir anlatımın söz kutusu olduğunu görebiliyoruz. Ama zaten yani metnin devamı da gördüğünüz gibi e, harflerin kelimelerin e, ki şunu diğer öykülerinde de kullanıyor. Şu tarafı gördüğünüz gibi tirelerle yani tirelerle devam eden yani düz yazı tarafı da tirelerle devam eden cümleler şeklinde. Yani bir noktalı işareti yok. Tireyle devam ediyor. Afrika dansında da yatay e, çizgiler kullanıyordu. E, yatay çizgilerle e, yapı, yatık çizgiler diyelim. Yatay değil mi? Yatık çizgilerle yapıyordu. Burada da tire kullanıyor. Ee, enteresan. Yani burada işte e, çalışan e, kadınların hayatını anlattığını, e, daha çok onlarla devam ettiğini söylüyorum ama şimdi bakın böyle de bir anlatım var. Büyük harflerle tamamen alt alta. Karşımızda Sevim Burak var. Yani eee Sevim Buran anlatım tarzı bu. Bu arada sarkisi nefis. Şuradan fotoğrafları da göstereyim. Yine. Ucu yanmış. Yanık saraylar gibi ucu yanmış fotoğrafları. Şimdi Büyük Kuş Öyküsü. Büyük Kuş Öyküsü de kitabın bence en ilginç. Yani anlattığı itibariyle en ilginç öyküsü. Bir kadın anlatıcımız var. Onun farkındayız. Bir de Kent var. Kent'ten bahsediyor. Kent de bir erkek karakter gözlemlediğimiz kadarıyla. E burada da yine büyük harfli başlangıç var. Burada da bir şiir dizilimine başlangıç var. Ve burada da yine e, tirelerle düz yazı tarafının tirelerle anlatım var. Bu tireyle anlatım ve e, Afrika dansında da yatık çizgiyle anlatım aslında Sevin Burak'ın düz yazısında kendine has bilinç akışının yani Sevin Burak bilinç akışında yazmış mıdır kısmına net evet yazmıştır hayır yazmamıştır ki diyemiyorum. Sevin Burakça düz yazının alameti farikası bu tireler Afrika dallası da yani sonraki öykülerinde de yatık çizgiler. E, çünkü noktalamayı kullanmıyor. Noktalamayı bu şekilde yapıyor. İlginç bir şekilde Sevim Burak. E, enteresan. tersi i̇şte Sevim Burak zihni. Yani Sevim Burak zihni yetişemeyiz zaten o o öyle. Onu öyle kabullenmek durumundayız. E, zaten de çok da kabullenilememiş. Yani ne o zamanlar tam kabullenilememiş 1960'larda ve 80'lerde. Evet üstüne çok kitap var göstereceğim yazılmış. Onun öykücülüğü üstüne yazılmış. iki tane kitap göstereceğim size ama yani üzerine ve evet çok eserler verildi. Çokça düşünüldü. Çokça konuşuldu. Yazıldı. Ben de yazdım. Ama ne kadar okunuyor kısmı ile ilgili her zaman benim zihnimde soru işaretleri var. Onu söylemem lazım. Büyük kuş öyküsünü de birazcık birinci sayfasından biraz okuyayım sizlere. Seni görüyorum. Sensin duruşundan da belli. Bulut içindesin. Hafif bir aleve bürünmüşsün. Evinin kapılarını açtı. Saç örgülerini çözdü. Buğulu, duman rengi. Bir parça titreyen göz merceklerini çıkardı. Buruk. Acı duyumların yavaş yavaş saydamlaştırdığı hafif ışıltılı bedeni kentin önüne gerildi. Kaygan yumuşak evlere değdi. Diye böyle devam eden yine dediğim gibi Sevim bırakacak ki Şurada da gördüğünüz gibi alt alta dizilimini anlatımı şöyle gösterebilirim devam ediyor. İşte şöyle büyük hava, harfli tireler devam ediyor. Ee, böyle ilginç bir öykü yazmış, Burada, e, 1960'te yazmış Anadolu Burada öykünlerin öykülerin sonlarında tarihler ve e, İstanbul'un neresindeyse oradaki isimler yani İstanbul öyküleridir bu arada. Sevim Uran öyküleri. E, İstanbul'u anlatma açısından da çok fazla İstanbul'un semtleri işte sirkeci geçer e, işte kuzguncuk geçer işte balarbaşı geçer pek çok yer geçer İstanbul'a dair görürsünüz yani ve ah yarab yeva yani işte sahibinin sesi tiyatro oyununun 1980'lerde yazdığı kaynağı olan ah yarab yeva başta anneme diyor şimdi bu anneme olan kısmı onun temel meselesinin de kaynağı aslında çünkü Sevim Burak annesine yaklaşık 16 yaşlarına doğru annesi e, yani vefat etmesi ve sonrasındaki döneme kadar da gençlik dönemlerinde çok annesiyle e, pozitif bağı yok. Annesi Müslü, babası Müslüman. Sevim Burak ve babasının ailesi e, Sevim Burak'ın annesiyle o yarım konuşması, yani o Türkçeyi e, kendine kendi şivesiyle konuşması hali gibi nedenlerle bir, bir, bir yabancılaşma hali var. Bir e, ve onunla ilgili Sevmuran da o çocukluğun getirdi, gençliğin getirdi. Bir anneye karşı uzaklaşma var ama işte Ahirap Yehova öyküsü, buradaki annemi ifadesi bir nevi anneyle olan bir tür barış anlaşması diyebiliriz ki zaten bu öykünün başından göstereyim şöyle. Baş kısmından da görebileceğimiz gibi bir Tevrat pastişi var. Yani bir Tevrat dilini görüyoruz. Yaklaşık e, Bilal Bey'in not defteri bölümüne kadar, Bilal Bey'in not defteri güncesi vardır burada gün gün. Oraya kadar bir e, terap pastişini görüyoruz. Hem öykün ismi öyle zaten. Hem de oradaki anlatım böyle. Ki bu öykünün pastişi de e, yeniden yaratımı da e, pastişli olarak yeniden yaratımı da Ali Teoman yapmıştır. Giriş kısmında. Ondan da bahsetmiştim. Taş Tevri kitabında olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bayan Zembul Allah'a Nati. Burada Meftundur. Tarihi vefatı 7 Temmuz 1931. Burada Meftun'sun Bayan Zembul. Çabuk soldun. Ey gonca gül. Melekler eder seni kabul. Cennette edebi rahatını bul. Ve yedi gün bekledi. Ve diğer yedi günü bekledi. Bayan Zembul Allah'a Nati. Ve diğer yedi günün daha bekledi. Yedi yıl bekledi. Bayan Zembul Allahanati ve diğer 7 yıl daha bekledi. 7. yılın 7. ayında 17. gününde 7. saatinde Bayan Zembul Allahanati'nin bütün günleri dolmak üzereydi. Kapı çalındı. Gelenin saçları kırmızıydı. Ellerinin üstü de kırmızı tüylerle kaplıydı. Gözleri korku doluydu. Ve bütün ceddinin gözleri de korku doluydu. Onun adı İsrail Allah'ın Bütün yılları, bütün günleri diye devam eder. Sonra düz yazı haline döneriz şu şekilde. Şöyle göstereyim. Sonra da sonraki sayfada Bilal Bey'in not defteri de doğum ölüm oturduğu yer Kuzguncuk diye 5 Eylül 1930'dan başlar, devam eder. Ki e, burada da Zembul karakteriyle Bilal Bey'i görürüz. Bir nebze eee yani farklı bir şekilde tabii ki kendi anne babasından tam bahsetmez ama ki öykünün sonunu şu şekilde göstereyim. Orada değişiklik var. Ee, kendi yarattığı tabii iki karakter Zembul ve Bilal Bey. Zembul tahmin edebileceğiniz gibi Musevi bir kadın. Ee, Bilal Bey ise Osmanlı'da e, döneminde yaşayan yani o Cumhuriyet'in başlarında Osmanlı dedim bakmayın Cumhuriyet'in başlarında yaşayan bir kişidir. Evli değillerdir. E, Zembul hamile kalır. Bilal Bey e, asker kaçağıdır. Bununla ilgili negatif durumları görürüz. Onun not defterini okuruz. Ki bu öykü ki kitabın en hacimli öyküsü. Kitabın dil anlatım olarak aslında en normal öyküsü. Yani Bilal Bey'in not defterinde gayet normal bir anlatımla karşılaşıyoruz aslında. Ama e, yani şöyle işte 1 Mayıs 1901 Perşembe 8.25 vapur ile İstanbul'a indim. Yüksek mektepler muhasebeciliğine giderek bizim vekalet maaşı işi hakkında görüştüm. Bu defa da aldığım malumata göre muhasip Vahit Bey evrakın birkaç gün nezdinde kalmasına münasip görmüş. Tediye günü şarşama olduğundan paranın o gün için verilmesi kabil olacakmış. Dün sol ayağımın topuna giren iğne bütün bacağıma ıstırap vermiştir. Bu e, topuğa giren iğne de çok önemli bir öykünün içerisinde önemli bir motiftir. Öykü o iğne ile ilerler. E, bu iğne kısmı semuran öykülerinde kalbine gelen iğneledir. O da önemli bir motiftir semuran öykücülüğünde. İğneyi kullanır. Böyle kullandığı başka şeyler de var. Mesela e, tren önemlidir semuran öykücülüğünde. Aklıma gelenlerden. İğne iplik. ipliği de kullanır. İğne iplik ikisi birlikte. Bu e, modacılıktan da gelen e, şeyler. Evet ve yani bir zamanlar manken de Sevim Burak ee, onunla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve e, hakikaten uzun ve değişik bir anlatıma sahip. Yani o günlük kısımları dediğim gibi çok düz bir anlatım, nispeten düzce, düz bir anlatım. Yani çok edebi bir anlatım değil, klasik bir günlük anlatım ama başlangıç kısmı okuduğum gibi ve öykünün son kısmı oldukça farklı bir dil dediğim gibi Tevrat'ın bir e, yeniden yorumlanması ve pastiş şeklinde yani Tevrat dilinin kullanımı halinde. Ölüm saati ki ilk baskıda e, iki yani e, ismi farklı e, bu öykünün ölüm saati olarak geçmiyor. E, onu söylemem gerekiyor. Ölüm saati de bir zaman üstüne, zamanla alakalı bir öykü. İki kişinin yine bir kadın bir erkek iki kişinin zaman üstüne konuşulması, saatler üstüne konuşması üzerine bir öykü. Buradaki öyküdeki dizilim de böyle gördüğünüz gibi. Yani ilk e, kitabın da en kısa öyküsü. Ama hep bu şekilde devam eder. Hani sayfa sayısı olarak çok az değil aslında ama kitaptaki en kısa öykü. E, ve hani hep böyle devam eden sonra yine bu trili anlatımlara, düz yazılı trili anlatımlara e, geri döneriz. İlginç bir öykü. Yani kitaptaki belki en ilginç e, öykü diyebilirim anlatım olarak. Şöyle. Yalvarırım beyefendi saatiniz kaçı gösteriyor? Saatim 1'dir, 2'dir, 2.5'tur. Iki çeyrek geçiyor. 4.30. 4'e çeyrek var. 5'tir, 6'dır, 7, 8, 9, 10, 11, 12'dir. 2 saat daha vaktimiz var. Saatim durmuş. Saatim işlemiyor. Saatimi kurmamışım. Saatimi geçici olarak ayar etmişim. Daha bugün öğleden önce sonra yoldayım. Yarım ben yolcuyum, gidiyorum. Söyleyebilir misiniz bana eve saat kaçta geldi? Diye böyle devam eden e, değişikçe bir anlatım olan öykü. Şimdi size Sevim Murak edebiyatını anlatan iki kitaptan göstermek istiyorum. Sevim Murak öykücülüğü üzerine bir metin okumak istiyorsunuz, inceleme okumak istiyorsanız Yaşama değerli Öyküler Seher Kökün kitabı, Sentez yayıncılıktan Vakti Zamanla çıkmış. Bir de e, tam bir Sevin Burak biyografistir. Yani Sevin Burak üzerine çok büyük bir çalışmadır. Aşkın şizofrenik Hali Sevin Burak Bedia Koçakoğlu'nun çalışması. Burada Sevin Burak'ın tüm eserleri üzerine inceleme vardır. E, Sevin Burak edebiyatı üstüne yani Sevin Burak'ın ilk gazetede çıkan e, ilk öyküleri üstünden de bir anlatım vardır. Sadece e, yani kitaplarına giren eser, e, öyküleri ve kitaplarındaki eserleri değil. Ta gazete dönemindeki öykülerle birlikte Semurak üzerine çok ciddi bir yoğun bir anlatım olduğunu söyleyebilirim. Bu iki kitabı da eğer Semurak edebiyatını seviyorsanız, üstüne çalışma yapmak istiyorsanız, üstüne okumalar yapmak istiyorsanız bu iki kitap da benim işte incelemeler yazarken de Semurak üzerine yazılar yazarken de kullandığım, yararlandığım kaynaklardan ikisidir. Onu söyleyebilirim. Bugün yanık saraylar üzerine uzunca yine bir uzunca bir video oldu altı öyküden de özellikle giriş bölümünü okuyarak sizlere bir biraz göstermek istedim neyle karşılaşıyorsunuz. Ama ben kitapla ilgili ne kadar bahsedersem bahsedeyim karşımızda Sevin Burak var. Ve öyküler hepsi birbirinden özel, hepsi birbirinden farklı, hepsi başka şeyler anlatan. ama genelde yoğun bir kırgınlık, yoğun bir sancı, acı anlatan öyküler olduğunu da söylemem gerekiyor ve İstanbul'lar öykülerde onu da Evet, söyleyeyim mekansal olarak. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.